Efendim önce teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Bu genç yeni derneğin ilk sempozyumunun açış konferansını bana görebilirim isterseniz. Böyle değil için onur duydum bundan. Sayın Dernek Başkanı'na teşekkür ediyorum ve bu konuda karar alan arkadaşlara. Sonra da beni dinlemek üzere buraya gelen Sayın Başkan Yardımcısına, Dernek Başkanı'na, meslektaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuyu aslında ben seçmedim. Konuyu siz seçtiniz. Hatta belki Mehmet Bey mi? O seçmiş. Doğrusu çok da hoşuma gitti. Yani bunun teklifte bulunduğu biraz zaman sosyal bilimler ve felsefe diye bir konu. Tam da bana uygun düşen bir konu. Dedim, bunun üzerinde de açıkçası biraz düşünmek ve bu konudaki bazı gözlemlerimi, düşüncelerimi sunmak istiyordum. Anladığım kadarıyla bir yaklaşık 45 dakikalık bir zamanımız var. Şeyi düşünmemiştim ben, bu açış konferansında soru alma diye bir olay olup olmadığını bilmiyordum. Daha doğrusu öyle bir şey bilmiyordum ama istiyorsanız bu peygamber kuralı da değil, soru sorabilirsiniz. Yani ben sorularınızı cevaplandırmaya hazırım. O zaman işte zamanımızı herhalde muhtemelen işte 9.30'dan daha önceki tarihten muhtemelen de biter. Evet, şimdi ben felsefeciyim. Esas olarak da İslam felsefecisiyim ve felsefe tarihçisiyim. Ben filozof falan değilim. Zaten filozof olunmaz. Yani insana kendi kendine işte benim mesleğim doktorluktur, benim mesleğim hemşerilik derler de benim mesleğim filozofluktur demezler doğrusu. Böyle bir dünya yok. İnsanlara başkaları filozof der. Yaptığı işe bakarlar sonra ona insana filozof der. Gerçi bu konuda biz gene bir istisna teşkil ettik. Rıza Tevfik kendisine filozof diyordu. Bu da enteresan tabii. Ama biz çok enteresan bir millet biliyorsunuz. Evet, ben felsefe tarihçisiyim. Felsefe tarihçisiyim. Esas ilgi alanı da İslam felsefesidir. Ama Yunan felsefesi de esas olarak hatta İslam felsefesini anlamam bakımından benim ilgi alanım olmuştur. Ama anlamak için girdiğim o alanda 5 ciltli bir kitap yazdım. Ondan da memnunum. Ayrıca söyleyeyim, ondan da memnunum. Şimdi ben sosyal bilimlerle felsefe arasındaki ilişkiler konusunu epey zamandan beri şu veya bu nedenle düşünüyorum. Hatta biraz da benim şu anda son zamanlarda en fazla üzerinde durduğum konu felsefe, bilim ve şey arasındaki ilişkiler, din arasındaki ilişkiler. Bütün konuşmalarımı aşağı yukarı bunun üzerinde yapıyorum. Şimdi bilimin değerini biliyorum ama ona deyim yerinde ise bizim vermeye çalıştığımız, en azından bir kısmımızın vermeye çalıştığı ama bence vermememiz gereken bir yanlış anlamadan doğan bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bu herhangi bir şekilde bir şeye ima ederek söylemiyorum. Hani bilimi hayatımızın müşidi kılma yönündeki efendime söyledim sık sık tekrarlanan o eğilimden bahsediyorum. Bilim falan müşit olamaz kimse. Bilim bir teknisyenliktir. Dolayısıyla müşit olma görevini üzerine alamaz, almaması da lazım yani. Son zamanlarda en fazla özel durduğum kısım bu. Yanlış anlamasını istemem. Çok değer veririm. Bilginin en iyi örneğinin bilim olduğunu bilirim. Bilimden bahsedeceğim ama bu başka bir şey. Şimdi öbür taraftaki şeyi de biliyorsunuz. Buna karşı alternatif biliyorsunuz. Hayatta en hakkı müşit dindir. Öyle diyelim. Tabii bu konuda da benim son derece ne diyelim, farklı ve açık bir düşünce var. Yani tarihin belli bir yanında ortaya çıkmış, belli bir görev üstlenmiş, hatta toplum yaratmış, uygarlık yaratmış. Yani fevkalade önemli, en eski,
en değerli kurumlarımızdan biri olduğuna inandım, dinin. Dinin öyle bir şey oluyor. Ama dinin hele hele içinde bulunduğumuz dünyada ve gelecekte böyle bir mürşitlik işini herhangi bir şekilde üstesinden gelecek bir kabiliyete ve kapasiteye sahip olmadığını düşünüyorum. Bu ister Müslümanlık olsun, ister Hristiyanlık olsun, ister Budizm olsun, ister onun yerine ikame edilmek istenen yeni dinler olsun. Nereye gelmek istediğim anlaşılmaktadır. O halde ben bunun ikisinin arasında, ikisinin dışında bir şeye daha fazla önem veririm. O da felsefedir. Yani felsefenin bir yandan bilime dayanması, bilimin sonuçlarından etkilenmesi veya onunla kendisini mukayyet, kayıtlı hissetmesi bakımından değerli olduğunu, bilgi değerine sahip olması iddiasını değerli bulurum. Öbür taraftan da bilimin giremediği, yapamayacağı, üstlenemeyeceği görevleri üstlenmesinin zorunlu, kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Yani neyi kastediyorum bununla? Bilimi giremeyeceği şeyler nedir? İşte hayattır, pratiktir, siyasettir, ahlaktır, hukuktur. Yani mutluluk, iyi yaşama vesaire gibi hepimizi ilgilendiren, insan olarak ilgilendiren, kültürel, toplumsal, ahlaklı olarak ilgilendiren konularda felsefenin bir bilim değerinde olmamakla birlikte olamaz zaten. Bir bilim değerinde olmamakla birlikte kendisine başvurabileceğimiz tek makul, mantıklı, değerli, etkinlik, kabiliyet olduğuna inanıyorum. Şimdi tabii şimdiye kadar bu konuyla ilgili olarak en azından geleneksel toplumlarda bizde de bir şey var, işte dinimiz vardı falan. Ama artık onun, tekrar ediyorum, yani onun çeşitli özelliklerinden ötürü bu işi üstlenemeyeceği, üstlendiği zaman işte Türkiye'nin bir toplumun ortaya çıkacağı bir durumun var olduğuna inanıyorum. Böylece demek ki benim dünyam şu anda bunların üçü arasında gidip gelmektedir. Ha, şimdi burada sosyal bilimler devreye girmektedir. Şimdi doğa bilimlerin bizim nasıl yaşamamız gerektiği, nasıl iyi yaşayabileceğimiz, nasıl mutlu olabileceğimizle ilgili olarak bize verecek bir şey yok. Ya bunu unutun. Ondan böyle bir şey beklemeyin. E peki onu bıraktık, o zaman dine gidelim, onu da unutun. Onu da unutun, ondan da size hayır yok. O belli bir dünyanın, belli bir zamanın, belli bir çağın, ne diyelim, bilinci, ihtiyaçları içerisinde adam kazanıyordu. Ama şimdi hala onun bir geleceğini düşünmek, hele hele din merkezli, cami merkezli bir hayat kurmayı düşünmek benim için sadece gülünecek bir şeydir. Merak etmeyin, korkmayın. Ben bunları televizyonda söylüyorum. Yani herhangi bir şekilde bir tehlike içinde değilsiniz. Yani adam Cumhurbaşkanı'na bunları, Cumhurbaşkanımızın, Büyük Cumhurbaşkanımızın o sözlerine karşı polemik yapıyor. Şöyle korkmayın, söylüyorum zaten ben bunları. Yani kimse sizi götürmeyecek bunlardan dolayı. Burada. Evet. Bunlar bir gelecek falan yok. Bunlar hep hava versin. Açıkça söyleyeyim size. E ne yapacağız? Ama buna yerine bir şey koyacağız. İşte koymayı teklif ettiğim şey şu. Ortak bilgi, deney, tecrübe, sezgilerimizde, müzakere alanımızda efendime söyleyeyim, birbirimizi ikna edebileceğim bir diskur kullanarak, ki felsefe o diskurdur. Felsefe bize en yakışan, en uygun düşen ve bu konuları konuşabileceğimiz en elverişli diskurdur. Yani felsefeyi belli bir takım bilgilerin, belli bir takım doğruların efendim alanı olarak düşünmeyin. Felsefe bir konuşma biçimidir. İşte benim konuşma biçimimdir. Yani insanlar arasında sahip olduğumuz yetilerimizin ve o yetilerimizi kullanarak elde ettiğimiz bütün bir geçmiş insan birikiminin ortaya dökülerek birbirimizden barış içinde ikna edici bir şekilde konuşma biçimidir. Başka hiçbir şey değil. Sosyal bilimler nerede devreye giriyor? Sosyal bilimler şurada devreye giriyor. Sosyal bilimlerin kendisi fizikten, kimyadan, doğa biliminden farklı olarak bizimle, insanla ilgili olmaları bakımından sözünü ettiğim problemlere teknik, teknolojik veya malzeme katkısı var. Yani sosyal bilimlerin insan hakkında bize sağladığı bilgilere ihtiyacımız var.
Sosyal bilimlerin, ister dil bilimleri olsun, ister tarih olsun, ister ekonomi olsun, bize insanla ilgili malzeme verme bakımından ihtiyacımız var. Ama sosyal bilimlerden de felsefenin sözünü ettiğim işlevine, yöntemine uygun bir şey beklemeyin. Bir yardım beklemeyin. Hatta ben bunun için derim ki, mesela siyaset mi yapmak istiyorsunuz? Tamam, siyaset biliminin verilerinden yararlanın. Ama sakın siyaset biliminin verilerine yararlanırken tutup da siyaset bilimcilerini kabineye almayın. Mesela ne diyelim? İşte siyaset bilimcisi neydi o adamın adı? CHP'nin eski başkanının adı neydi? Deniz Baykal. Deniz Baykal. Olmayın ya, bunda bir şey çıkmaz. Ben bunları da yazdım, bunları da konuştum. Hatta benim şöyle bir vecizem vardır. Bir kabinenin başarı şansı içinde bulundurduğu siyaset bilimcilerinin toplamıyla ve miktarıyla ters orantılıdır. Atatürk bir siyaset bilimci değildi. De Gaulle de değildi, Churchill de değildi. Hiç kimse buna siyaset bilimci değil. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Hocam filozof muydu? Ha, o da değildi. Zaten felsefeden de böyle bir şey beklemiyorum. Felsefeden bambaşka bir konuşma istiyorum ben. Evet, yani bu giriş mahiyette bir konuşma. Şimdi demek ki benim konuşmam şu, benim en iyi bildiğim konu, en iyi bildiğim alan Yunan felsefesidir. Yunan felsefesinde bilim, felsefe ve de insan bilimlerin ortaya çıkışı ile ilgili size biraz tarihsel, biraz sistematik bir tablo vereceğim. Ve bu tablodan hareketle şimdi de daha sonraki gelişmelere rağmen bunlar arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiği hakkında da ipuçları vermeye çalışacağım. Yani sonunda belki sorular kısmına da bırakabilirim onları. Söylemek istediğim de kendi bilgilerimden hariç görüşlerim de var. Onları da söylemek isterim. Mesela görüşlerinden birisi ne olur ne olmaz için de söyleyeyim. Benim şikayetçi olduğum bir şey vardır. Bilmiyorum, içinizde belki bazıları o deneyi kestiler. Siyaset Gök'ten sonra neler oldu? Fen ve Edebiyat Fakülteleri bir araya geldiler. Öyle değil mi? Bir zamanlar. Şimdi yavaş yavaş ayrıldılar. Ayrılmaları iyi oldu. Ve bu Fen ve Edebiyat Fakülteleri bir araya geldiği zaman o fakültelerin hep dekanları şey oldu. Pencereler oldu. Bu bir değer skalasını gösteriyordu. Ve fencilere ya hay dekan olsunlar, dekanlık iyi bir şey değil. Ben keşke bütün şeyler, dekanlar fenci olsa diye düşünürüm. Şaka falan etmiyorum yani. Yani bence en az işe yarayan onlardır. Onlar da öyle olmalıdırlar. Hiçbir zarar yoktur. Hatta rektörler de olabilirler. Benim bakımından böyle bir mahsur yok. Ama bu başka bir şeyi söylüyordu. Yani bilim denilen şey, fen bilimleri, doğa bilimleri değerlidir, memlekete yararlıdır, işte bilmem şöyledir, böyledir. Bu edebiyatçılar, edebiyatçılar, genel adı o değil mi? Fakülte delilerdir, latif fakülteleri. İşte edebiyat fakülteleri aslında oradaki edebiyat, başka bir şey biliyoruz hepimiz. Bu edebiyatçı bir işe yaramaz, konuşurlar, işte boş boş konuşurlar. Bu ahmakça bir şeydir. Şimdi fen bilimleriyle doğa bilimleri, siyaset bilimleri arasında farklar. Siyaset bilimleriyle felsefe arasında farklar. Eşyanın veya bu konulardaki etkinliğin doğasına ileri gelen farklar mevcuttur. Ama bunların değerine ilişkin bir sonuca varmak saçmadır. Onu demeye çalışıyorum. Biraz evvel söylemeye çalıştığım şeylerden anladık ki, yani bilim değerlidir kendi alanında. Din değerlidir kendi alanında. Felsefe değerlidir kendi alanında. Sosyal bilimler değerlidir kendi alanında. Yani burada bir sosyal bilimcilerin aşağılık duygusuna kapılmalarına, kendi alanlarını diğerleriyle kıyaslayarak kendilerini kötü hissetmelerine neden yoktur. Ben bunun tam tersini yaparım. Genellikle bu matematikçiler, fenciler çok kötü hissettirir kendilerine. Neden de çok basit. Kendi işlerini yapmadıklarını ve bilmediklerini gösteririm onlara. Yani mesela matematikçi matematiğin ne olduğunu bilmez. Matematikle ilgili bütün teknik işler bilir ama matematiğin dediktif bir sistem olduğunu, hipotetik bir sistem olduğunu, yapısının ne olduğunu anlatabildim mi? Bilmez. Ama herkes ben değil. Peki, daha konuya giremedim. Yani konuya girmeye çalışırsam da herhalde 3 gün sonra girerim konuya. Yormayayım ben sizi.
bir şeyi daha gene söyleyeyim. Ya burada kendinizi kötü hissetmeyin. Bunlar varacağım sonuçlarından birisi bu arada. İkinci var önemli şeyler. Sosyal bilimlerin yapısı gereği plastik, yumuşak bir alana sahip olmaları, önermelerini, üçgenlerle uğraşan matematikçiler gibi, maddenin hareketleriyle uğraşan fizikçiler gibi, canlının etkinlikleriyle uğraşan biyologlar gibi ifade etmemesinde bir mahsur yok. Bunları anlamanızı istiyorum. Yani sosyal bilimlerin alanı üçgen değil. Taşın hareketleri, düşmesi, suyun kaldırma kuvveti değil. Sosyal bilimlerin temel konusu çok ama çok kesin ve basitçe insandır. İnsan da bu dünyaya gelmiş olan en karmaşık, en ilginç bir yaratıktır. Dolayısıyla o insanı anlamaya çalışmak son derece zordur. Çünkü ortada bütün zamanlar için, bütün zamanlar için hep aynı özellikleri gösteren bir insan yoktur. Çünkü insan sürekli değişmektedir. Türkler hariç. İnsan böyle bir şey değildir. İnsan kültürdür. Kültürün içinde insan biyoloji değildir. Ve kültürün içinde insan da sürekli değişmektedir. İlgileriyle, arzularıyla, iradesiyle, özgürlüğüyle, amaçlarıyla insan öyle kolay kolay kavranacak, anlaşılacak bir şey değildir. İnsanı anlamak istiyoruz. Yani en iyi onu anlama yönünde çaba sarf edenler romancılardır, yazarlardır. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla bu kadar karmaşık, bu kadar ele avuca gelmez, bu kadar zor, bu kadar ilginç bir varlığı bütün cepheleriyle ve bütünlüğüyle, duygularıyla ve tutkularıyla ve korkularıyla ve yarattığı eserlerle, yani dinle, sanatla, edebiyatla anlamaya çalışmak. Bir üçgenin anlamaktan çok ama çok daha zordur ve çok ama çok daha fazla çaba, sezgi gerektirir. Bilgi gerektirir. Dolayısıyla bir sosyal bilimcinin bu konudaki önermelerinin üçgen iç açıya toplamı 180 derece şeklinde son derece basit. Son derece basit ve son derece kesin. Bir takım önermelerin olmamasından dolayı herhangi bir yüksünme, herhangi bir aşağı duygu duymamanız gerekir. İkinci söylemek istediğim şey budur. Üçüncü söylemek istediğim şeyi önce bunları söyleyeyim sonra konferansımı vereyim. Biraz sonra göreceksiniz. Aristoteles çok güzel bir şey söyler. Bunları da söyler. Ben bu lafları kendim icat etmiyorum. Bunları hep eskilerden alıyorum. Aristoteles çok güzel bir şey söyler. Der ki ben de biliyorum, ben de inanıyorum. Doğa bilimlerinde, müsbet bilimlerde, egzakt bilimlerde genç yaşta çok büyük işler başarmanız mümkündür. Pascal atıyorum işte 20 yaşındayken bilmem ne hesabını bulur. Öbürü suyun kaldırma kuvvetini bulur. Neden? Son derece basit. Çünkü incelediği konu tekrar ediyorum. Karmaşık değildir. Zor değildir. Çetrefilli değildir. Oyuna müsait bir alan değildir. Doğa şey yapmaz. Doğa kendini saklamaz. Doğa kendini gizlemez. Yani doğayı anlamak istiyorsanız doğanın davranışları basittir. Şimdi yavaş yavaş mesela cansız doğadan canlı doğaya, hayvanlara gittiğimiz zaman işlerin ne kadar değiştiğini görüyoruz. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor artık mesela. Bir zamanlar çok basit olduğunu, hatta Descartes'in makine olduğunu zannettiği hayvanlar, yunuslar, kunduzlar, karıncalar, arılar, ne kadar zengin, ne kadar karmaşık bir hayata sahip olduklarını görüyoruz. Yani işi biraz daha ciddi almaya başlayınca, biraz daha ölçme ve gözle metotlarımızı geliştirdikçe, yani bizim o dilsiz, o cansız, o bilmem şey dediğimiz hayvanların bile hayatlarının, düzenlerinin ne kadar karmaşık, ne kadar derin olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum tekrar. Yani bu konularda genç yaşta dahil olmak mümkün değildir.
Yani aranızda eğer 20 yaşında bir doktora teziyle dünyayı sarsacağını düşünen bir sosyal bilimci varsa vazgeçsin bundan. Böyle bir şey yok dünyada. Eğer 60-70 yaşına geldiği zaman insanla idrake, insanla ilgili bilgilerinin ve kavrayışının ve sezgilerinin ve kültürle ilgili derinleşmelerinin sağladığı ihata sayesinde insan hakkında daha zengin, daha derin, daha ne diyelim anlayışlı bir tablo sunacak bir tutkusu varsa devam etsin. Bilmem anlatabildim mi? Yani sosyal bilim böyle bir şey. Sosyal bilimler var ve aslında tek bir sosyal bilime inanıyorum. Sosyal bilim denen insan bilimidir. İnsanı çeşitli yönleriyle, çünkü bunların birbirine ilişkisi var. Yani insan psikolojisi ayrı, insanın korkuları ayrı, insan bilmem felsefesi ayrı, ekonomik olarak insan ayrı, böyle bir şey yok bunların. Hepsi birbirine iç içe. Hepsi birbiriyle son derece şey ilişkileri içerisinde. Yani insan söz konusu olduğu zaman doğada olduğu gibi tek yanlı bir nedensellik, çift yanlı bir nedensellik kullanamazsınız. Böyle bir şey yok. Çok yanlı bir nedensellik kullanacaksınız. Hatta nedensellikten vazgeçeceksiniz. Aynı olay bir taraftan bir şeyi tetikler, bir şeyin nedeni olur. Bir taraftan tetiklediği başka şeylerin sonucu kendi üzerine döner, onların eseri olur. Yani ortada böyle çok ne diyelim köşeli bir şey söz konusudur, şekil söz konusudur. 8 tane köşesi vardır. Her biriyle diğer arasındaki ilişkileri kurarsanız 64 ilişki çıkar. Ne demek istediğimi anlatabilir miyim? O 64 ilişkinin herhangi birinde meydana gelen bir değişiklik bütün diğer ilişkileri değiştirir. Varmak istediğim sonuçlardan birisi de budur. İnsanla ilgili araştırmalar ister istemez şey olmak zorundadır. Belli kısmi bir alana yönelik olarak ortak zorundadır. Yani sosyolog ne yapacak sosyolog? Neyi? Dört olayı inceleyecek. O incelerken de yine atıyorum işte bilmem kasabadan şehire geldiği zaman insanın şöyle bir şeyinde nasıl değişik olduğunu inceleyecek. Ama bu başka bir şey. Bunu anlıyorum. Parça parça çalışmalar, gözlenebilir, tahkik edilebilir sonuçlar, bunları anlıyorum. Ama sosyal bilim bu değildir. Bu teknisyenlik çalışmasıdır, malzemedir bu. Bu malzemenin kendisi kendi başına hiçbir şey ifade etmez. Bu malzemenin başka malzemelerle birleştirilmesi ve bütün bunların başka bilimlerinin sonuçlarıyla birleştirilmesi ve bütün bunların hepsinin de şu insan denilen ünik, biricik, İnanılmaz ölçüde karmaşık ve zengin varlığı anlamak için bize bir şey sunması gerekir. Yani şimdi yavaş yavaş felsefenin ne olduğuna geliyoruz. Yani felsefe elinde bir sihirli değnekle bunları sunacak değil size. Ama felsefe bu problemlerin bilincine vardırmayı sağlayacak size. Felsefe çünkü kendisi böyle bir çaba. Felsefenin kendisi böyle bir çaba. Evet, demek ki birçok şeyi, sonradan söyleyeceğim şeyi şimdiden belki de giriş mahiyette söyledim. Düzgün oldu olmadı ayrı mesele. Şimdi Yunan örneğinde bu söylediklerimi biraz şey yapayım, somutluğa kavuşturayım. Şimdi Yunan'da iki teori vardı Yunan'la ilgili olarak. Yani acaba Yunan felsefesi mi bilime dayandı veya bilimdeki çalışmalara dayandı. Yoksa Yunan bilimi mi, genel olarak bilim mi, felsefeden dolayı bildiğimiz özellikler ortaya çıktı. İki teori var burada. Orada başka bir tartışma daha var. O da şu, canım Yunan'da felsefenin ortaya çıkması ile ilgili tartışmalar var. Şimdi benim Allah selamet versin hocam felsefeyi Orta Asyalılar'da ortaya çıkarmıştı. 12 hayvanlı Türk takvimi ona göre felsefenin önerilerinden birisiydi. Bizim böyle delici yanlarımız da vardır. İsmini vermeyeceğim. Hani o bilmem Kültig'in fermanı ve Kültig'in yazıtlarını felsefe olduğunu zannediyordu. Bir de bu var. Şimdi oralara kadar götüremeyince biz işi Hind'e, Çin'e falan götürmeye başladık.
Ben o dünyaya ait değilim. Benim için felsefe, yani bütün dünyada, en azından Batı dünyasında olduğu gibi Yunan'a başlamıştır. Ha Yunan'a niye başlamıştır? Neden başka toplumlarda dedi Yunan'da başlamıştır? O ayrı mesele. Hiç o tartışmaya girmek istemiyorum. Felsefe Yunan'la başlamıştır. Ve benim için felsefe Yunan'la başladığı için bilim de Yunan'la başlamıştır. İşte bilimin Yunan öncesi örnekleri Mısır, Mezopotamya, Hint ve Çin'e dair epey çalışmalar vardır. Fakat benim için ve bana benzeyen ve benim aralarında olduğum insanların bir kısmı için bugün anladığımız anlamda bilim ancak Yunan felsefesi ortaya çıktıktan ve bu felsefenin bazı özelliklerine göre kendisini biçimlendirdikten sonra başlamıştır. Evet, şimdi söyleyeyim bu konuyla ilgili görüşümü hemen söyleyeyim. Şimdi antik çağ Mısır aritmetiği tamamen faydalı ve pratik bir özellik taşımakta. Sayıların teorik incelenmesi anlamında bir aritmetik bilimi yok. Aynı durum Mısır geometrisi için de geçerli. Herodot, Mısır geometrisinin temelinde biliyorsunuz Nil taşkınlarından sonra sınır çizgileri kaybolan arazilerin yeniden ölçülmesi ihtiyacının yattığını söylüyor 5. yüzyıl. Böylece onu faydacı üzerine işaret ediyor. Demek ki Mısır geometrisi de aslında bir yer ölçme sanatı veya maharetinden daha ileri gidemiyor. Empirik nitelikli, genel kavram düzeyine yükselmemiş, ilkel bir geometri düzeyinde. Astronomiye gelelim. Mezopotamyalıların çok eski bir tarihten bu yana gök cisimlerinin hareketlerini, ay ve güneş tutulmalarını gözlemledikleri biliniyor. Zodyak işaretlerini belirledikleri biliniyor. Ve bu kaydedilmiş olan gözlemlere dayanan bir takım periyotlar sayesinde hatta ön değiller yapma imkanına sahip oldukları da biliniyor. Yani ay ve güneş tutulmalarını önceden hesaplamak. Nitekim Thales'in milattan önce 585 yılında Medlerle şeyler arasında yapılan savaşta Lidyalılar arasında yapılan savaşta işte bir güneş tutulmasını tahmin ettiği ve savaşın Herodot tarihini okuyanlar bilir. Bundan dolayı savaşın yarıda kaldığını da söyler ve sonra düşünülür. Milattan önce 585 yılında Thales'in bu güneş tutulmasını tahmin edebileceği gök cisimle ilgili rastlantılar Yunan dünyasında yok. O zaman bu haklı olarak daha önce uzun yüzyıllar boyunca Babiller tarafından yapılmış olan gözlemler düzenlenen zic cetvellerine dayanıyor denir. Doğru. Ancak yine de kelimenin gerçek anlamında bir astronomi bilimi Babiller'de yok. Neden yok? Babiller göksel olayları bilimsel bir merakla incelemiyorlar. Onlar astrolojik sonuçlar çıkarmak için inceliyorlar. Biz de bugün onları yapıyoruz da burçlar, etkiler falan filan diye. Biriktirdikleri bu gözlemler onları ilkel dünya tasavvurları üzerinde en ufak bir şüpheye götürmüyor. Kaba biçimde bile olsa gördükleri bu şeyi anlamaya çalışmadıklarını fark ediyoruz. Yunanlar ise onlardan çok daha az bilimsel veriye sahip oldukları halde ve çok daha kısa bir zaman süresi içinde üç önemli keşifte bulunuyorlar. Bir, dünya bir küredir ve boşlukta durmaktadır. İki, sistemimizin merkezi değildir, bir gezegendir. Pitagoras'tan itibaren bilmiyorum. Güneş merkezi sistem Pitagoras'tan itibaren biliniyor ve İskenderiye'de özellikle biliniyor. Nihayet ay ve güneş tutulmalarıyla ilgili de son derece bugün de kabul ettiğimiz bir kurama sahipler. Şimdi genelleştirerek şunu söylemek mümkün. Bilim özel hallere, özel vakalara ilişkin özel gözlemler değildir. Bilim bir aynı sınıfın içine giren bütün olaylarla ilgili genel, tutarlı ve sistemli bir açıklamadır.
münferit olaylar veya durumların özel bilgisi ve açıklanmasından farklı olarak bilimin temel özelliği akılcı bir ilkeye göre olayların dizilmesi, akılcı ilke kronoloji olabilir, akılcı ilke ne desen ilkesi olabilir, başka ilkeler de olabilir. Böylece evrensel birliği olan tutarlı bir açıklama sistemi olmasıdır. Basit bir örnek vereyim. Pitagoras teoremi, dik açılı bir üçgende kenarların karesinin hipotenüsün karesine eşit olduğuna dair hipotez. Şu Pitagoras teoremi, adı Pitagoras teoremi zaten. Bunun Mısır'da, Mezopotamya'da örneğini görüyoruz, var. Fakat özel bir üçgenle ilgili olarak, özel bir teorem olarak var. Nedir? Kenarları 3, 4, 5 olan bir dik açılı üçgenle ilgili olarak var. Özel bir üçgenle ilgili özel bir teorem bilim değildir. Matematik bilimi değildir. Geometri değildir. Ne zaman geometri bilimi var? Ne zaman ki Öklides, M.Ö. 3. yüzyıl. Ne zaman ki Öklides, bugün bizim anladığımız gibi tanımlar, varsayımlar, hipotezler, aksiyomlar, postulalardan hareketle bir sistem kuruyor, bir geometrik bina inşa ediyor, hipotetik ve onlardan, bu şeylerden, bu öncüllerden hareketle sonuçlar çıkarıyor. İşte Öklides geometrisi, bildiğimiz, o zaman bilim var. Astronomi de aynı şekilde. Netice, varmak istediğim sonuç şu, netice şu, yani eğer bilimiz bugün bu olarak düşünüyorsak, tekrar ediyorum, bir belli olaylar grubuna ilişkin belli bir sınıflama ve açıklama ilkesine hareketle evrensel, genel, kapsamlı bir sistem olmasa, bilim burada var. Buradaki bilim de Mısır'da, şeyde yok, Mısır'da yok, Mezopotamya'da da yok. Geliyorum şimdi bizim bilimlere, sosyal bilimlere geliyorum. Yunan felsefesi doğa felsefesi olarak başlıyor. Yunan felsefesi başladıktan sonra sözünü ettiğim biraz evvel bilim için uyguladığım o zihniyete, o konuşmaya, o yönteme, o diskuras sahip oluyor. Ha neden, nasıl, o ayrı mesele. Onu hiç bu konuya girmiyorum. Ama Yunan felsefesi bir süre sonra, milattan sonra önce 5. yüzyılda, yani şeyden 1,5 yüzyıl sonra, filozofların ortaya çıkmasından ve doğa bilimiyle ilgili ilk çalışmaların ortaya çıkmasından, 5. yüzyılın ortalarında, yani sofistlerle birlikte bu sefer ilgisini insana, kültüre, insan faaliyetlerine, insanın yaratmış olduğu kurumlara çevirdiğini görüyoruz. Bize asıl gelenler de bu. Bu sofistlere gelinceye kadarki dönemde insanla ilgili parça parça ve doğa felsefesinin bir uzantısı olarak şeyler yok değil. Yani Herakleitos da var, Demokritos da var, Xenofanes de var. Mesela Xenofanes çok tanrıcı Yunan dinini eleştiriyor. İnsan biçimci olmakla. Meşhur cümleyi söylüyor. Eğer öküzler resim yapmasın bilselerdi, tanrılarını öküz gibi yaparlardı diyor. Mesela bak, bu çok önemli bir şey bu. Bu hangi alana ait? Bu doğa bilimi alana ait bir şey. İnsan bilimi alana ait. İnsanın hangi alanına ait? Bu bilim değil. Eğer sosyal bilimi işte belli yöntemler kullanan, efendim işte ankettir, derinlemesine mülakattır, istatistiktir, bunları kullanarak efendim belli alanlarda özel sonuçlara varan bir şey olarak düşünüyorum. Tabii ki böyle bir şey yok ortalıkta. Böyle bir şey yok ortalıkta. Ama konu bakın insan. Konu insan dini. Konu insan olarak dinini yaratırken antropomorfik ve insan biçimci olarak nasıl yarattığına ilişkin bir genel gözlem. Bilmem anlatabildim mi? Bu başka bir şekilde. Ama yine de sofistlerle birlikte Yunan sitesinde ortaya çıkan bir büyük değişiklik var. Ve bu değişiklik deyim yerindeyse artık doğadan çok insanı,
insanın doğasını, insanın insan olarak doğasını, insanın fiziğin, anatominin, kimyanın, biyolojinin konusu olmak bakımından doğasını değil, insanın kültürel bir varlık olması bakımından doğasını. Biz insan bilimleri budur. İnsan bilimlerin konusu budur. Bunu ele alıyor. Şimdi bu olayı düşündüğümüz zaman dikkatli gözlemler yapıyoruz. Bu önemli. Demek ki felsefenin ortaya çıkışını izleyen birkaç yıl içinde önce Yunan aklı, Yunan tecrübesi kendisini önce doğayla sınıyor. Doğada karşılaştığı olaylarla sınıyor. Ay tutulmasıyla, güneş tutulmasıyla, meteorlarla, iklimle vesaire sınıyor. Sonra belli bir ölçüde bir güven kazandıktan sonra, yani bu konularda yetilerini kullanıp da, akıl yürütme yetisini, gözlem yetisini, yorumlama yetisini kullanıp da, belli bir şeyi kazandıktan sonra, güvenlik kazandıktan sonra, cesaret kazandıktan sonra, yavaş yavaş bu bilgilere, alışkanlıklarına, maharetlerine dayanarak, bu sefer yetisini insanın kendisiyle ilgili konulara çevirip, onları incelemek hem ihtiyacını hem cesaretini göstermeye başlıyor. Çok ister. Peki bu bir rastlantı mı? Bu bir rastlantı mı? Şimdi enteresan bir şey. Bu aynı gelişmenin benzerini modern çağda insan bilimlerinin ortaya çıkışına takdim eden çağlarda da görüyoruz. Yani ne zaman ortaya çıkıyor insan bilimleri? 19. yüzyılda. Neyin arkasında ortaya çıkıyor? İki şeyin arkasında. Önce modern çağın başında doğa bilimlerinde gösterilen büyük başarıdan sonra. Arkasından 18. yüzyılda yavaş yavaş Montesquieu'lerle, Voltaire'lerle, Diderot'larla, D'Alembert'lerle, Kant'la, aydınlanma dönemi dediğimiz o dönemle 18. yüzyıl bunun arkasından gelen 19. yüzyılda Fransız ihtilalinden sonra, işte İngiliz ihtilali, Amerika ihtilalinden sonra çıkıyor. Bakın bu bir rastlantı değil. Önce doğa bilimleri, doğa bilimlerinde başarı, sonra doğa bilimde belli bir ünsiyet, maharet, ustalık, alışkanlık kesbettikten sonra ilgi insana dönüyor. Biraz önce söylediğim gibi. Sonra İnsanla ilgili teoriler, gözlemler, karşılaştırmalar, David Hume, Montesquieu, Voltaire, aydınlanma, İran mektupları yavaş yavaş daha ileri bir safhaya 19. yıla geliyor. Demek ki başka bir şeye varacak burada. Şimdi bakın nedeni şu, nedeni şu. Biraz önce söylediğim gibi önce insan zihninin kendisi için elde edebilir, kolay kavranabilir bir alana ihtiyacı var. Konuşmanın başında söyledim ya, doğa bilimleri zor bir şey değil. Doğa bilimleri kolay yaparsınız, doğa bilimleri. Hele matematik çok daha kolay yaparsınız. Gerçi biz hiçbir şey yapamıyoruz. Ya matematik çünkü çok basit. Matematikte bir takım temel varsayımları kabul edin. Aksiyonlar, postüler, tanımlar. İki doğru arasında en kısa yol, iki nokta arasında doğrudur. Tamam. İki doğru paralel, iki paralel asla kesişmez. 13. pozisyona yaparsınız. Yani doğa bilimleri kolay, matematik de kolay. İnsana gelmek zor. Karadeniz fıkrası gibi. Hani şey yapmış ya, adam öldürmüş, başlatmış, hakim sormuş kendisine. Anlat demiş, efendim demiş, ben sürmeneden çıktım, gemiye biniyorum, 3 gün sürmüş bu. Arkadan bir hafta geçmiş, ancak Sinop'a gelmiş. Adam demiş ki, ya yeter artık, gel demiş şu İstanbul'a, geleyim de ben asar mısın demiş. Bakın biz daha insana gelmedik. Bakın biz daha insana gelmedik, insana ciddi olarak, aydınlanma döneminde sofistlerin insana geldiği kadar gelmedik. Geldiği gibi gelmedik. Büyük aydınlanma döneminde Montesquieu'lerin, bilmem Voltaire'lerin, Diderot'ların, ansiklopedilerin geldiği gibi de gelmedik. Niye? Geleyim de asar mısın beni? Bilmem anlatabildim mi? Çünkü insanın kendisine dönüp kendisini araştırma konusu yapması,
aynı zamanda cesaret işi. Kolay değil insanın kendi dinini, kendi örflerini, kendi geleneklerini, kendi kurumlarını şeyden geçirmesi. Söyleyin. Eleştirden geçirmesi. Kolay mı? Şimdi Yunan dünyasında ve Batı'da benzeri süreç tekrarlanıyor. İkisi de bir ortaçağ var. Yunan dünyasında 8. yüzyıl, 9. 7. buna ortaçağ denir. Ortaçağ denir. Bir de Avrupa'nın ortaçağı var. Arkasından bilimsel devrim var. Yunan dünyasında da var. Yani bilimsel devrim derken işte doğa bilimlerinde gösterilen başarı. Avrupa'da bu başarı ne zaman olur? Galileo ile birlikte fizikte olur. Harvey ile birlikte tıpta olur. Kopernik Kepler'le birlikte astronomide olur. Henüz daha insan kendine dönmedi. İnsan dolaşıyor, etrafta dolaşıyor. Anlatabildim mi? Yavaş yavaş 17. yılın sonuna doğru kendine dönmeye başlar. İşte artık o Montesquieu'ler, Voltaire'ler, Diderot'lar konuşmaya başlarlar. Bu neye borçlu? Bunun nedeni ne? Çünkü yeni bir sınıf ortaya çıkacak. Nedir yeni sınıf? Burjuvazi. O Marx'ın çok güzel anlattığı burjuvazi. Marx'ın en büyük başarısı işçi sınıfın değil, burjuvazi anlatmasıdır. İnanılmaz güzel. O manifestoyu bir okusanız, şimdi kimse okumuyor onu. Burjuvazi inanılmaz güzel anlatır. Burjuvazi çıkar ve deyim yerindeyse eski sistemin artık yavaş yavaş yıkılmak, çökmekte olduğunu görürsünüz. Şimdi eski sistem çökmeden eski sistemimiz konuşamazsınız. Fransız İhtilali'nden önceki Avrupa'daki düzene Fransızca bilenler bir ancien rejim demiş. Ancien rejim eski sistem demektir. Yani hangisiydi o? Soylularla rahiplerin, iki sınıfın, üçüncü sınıf yani burjuvazinin üzerinde ve kendi işte geleneksel bildiğimiz ahlakını, hukukunu kabul ettirdiği sistem. Demek ki neler olması lazım? Eski sistemin yavaş yavaş şurasından burasından bir takım delinmeler, su kaçırmalar, zorlanmalar karşılaşması lazım. Sofistlere geldiğimiz zaman oluyor. Nasıl oluyor? Yunanistan'da bu var. Burjuvazi var. Sanayileşme var. 5. yüzyıla geldiğimiz zaman sanayileşme var. Ve başka bir şey var. Siyasal alanda müthiş değişiklikler var. Nedir? 6. yüzyılın başlarında çifte krallıktan, arkasından tiranlığa, arkasından oligarşiye, arkasından periklesellikte demokrasiye geçiliyor. Daha biz 10 bin senede krallıktan krallığa geçiyoruz. Bakın geçemiyoruz. Bir ben anlatabildim mi? Öyle kolay değil. Siyasal alanda bu değişmeler. Site düzeninde meydana gelen değişmeler. Ekonomik alanda, sosyal alanda bütün burjuvazinin ortaya çıkmasına tekabül eden gelişmeler. Zenginleşme, yani insanların ahlakını bozması. Zenginlik insanların ahlakını bozar. İyi ki bozar. Bütün bu değişmelerle birlikte ortaya ne çıkıyor? İşte doğada da kendini sınayan, deneyen insan, insanı konu yapıyor. Sofistlerle birlikte insan bilimleri ortaya çıkıyor. Bir tecrübe söyleyeyim size. En ünlü sofist, Protagoras, cümlesine bakın. Herkes bilir bunu. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Bakın bu cümle çok enteresan. İşte bu sizin mottonuz. Sosyal bilimlerin mottosu insan her şeyin ölçüsüdür. Ona karşı çıkan Platon'un cümlesi çok enteresandır. Yasalardan. Hayır, Tanrı her şeyin ölçüsüdür. Platon öyle söyler. Tanrı her şeyin ölçüsüdür derseniz teoloji yaparsınız. İnsan her şeyin ölçüsüdür derseniz insan bilimi yaparsınız. Efsane değil, bilim yaparsınız. Şimdi o sofistlerin dar anlamda, sizin bildiğiniz anlamda olmamakla birlikte insan bilimi alanındaki başarılarını ve bunun gerisinde söylemeye çalıştığım felsefeyi görün. Bakın neler söylüyorlar sofistler. Şimdi demokrasiyle birlikte demokrasi biliyorsun demosun kratosu. Yani ne demek? Halkın egemenliği demek. Halkın egemenliği söz konusu olunca işte insanla ilgili bu sözünü ettiğimiz ilgi, insanla ilgili yani halk veya insan burjuvazi çünkü.
ortaya çıkmaya başlıyor. Demokrasiyle birlikte toplumda yükselmek, mahkemelerde, meclislerde etkili olmak için neye ihtiyaç var? Konuşmaya, hitabete, belagate. Bunlar önem kazanınca dil, gramer, mantık çalışmaları önem kazanıyor. Dilciler. Dil çalışmaları önem kazanıyor. İlk dil bilimci kim biliyorsa Protagoras. İlk dil bilimci Protagoras. Avrupa gramerini ilk test eden Protagoras. Neler yapıyor? Bakın, kelimelerin doğru kullanımlarını ele alıyor. İlk kez isimlerin üç cinsine ait ediyor. Erkek, dişi, nötr. İlk kez bazı fiil zamanlarını ve kiplerini ait ediyor. Yani o konular üzerinde düşünmeye başlıyor. Dil üzerinde düşünmeye başlıyor. Arkasından Sokrates mantıkla ilgilenmeye başlıyor. Mantık nedir? Gene aynı şey, insanla ilgili bir şey. Hayvanların mantık yaptığını, mantık hapır yürüttüğünü görmüyoruz. Hayır, yürütüyorlar belki. Bence de yürütüyorlar, açıkça söyleyeyim size. Ama ilk kez insanla ilgili akıl yürütmeyi. Aristoteles, Sokrates'in en büyük başarısının endüktif akıl yürütmeyi, yani tüme varın dediğimiz, tikel olaylardan hepsini içine alan, tümel bir sonuca varmak anlamında endüktif akıl yürütmeyi ele aldığını ve kullandığını, örnekleriyle kullandığını gösteriyor. Başka bir şey yapılıyor. İnanılmaz bir şey yapılıyor. İlk kez sofistlerle birlikte physis ve nomos ayrımı yapılıyor. Nedir hocam bu? Physis doğal olan demek. Doğal ve doğal olan. Fizik bugün kullandığımızda. Nomos yasa olan. Nomos bugün namus dediğimiz kelime de oradan geliyor. Nomos şu. Kültürel olan. Doğada olmayan uylaşıma, konvansiyona, alışkanlığa, insanın ürettiği şeyler. Şimdi bu ayrım önemli mi? Bu ayrım en önemli bir perspektif bu işte. Ne doğadan geliyor, ne topluluktan, kültürden, praksisten geliyor. Mesela evliliği inceliyor. Arkasından hemen gelen bir grup var. Kinikler. Evlilik doğal değildir diyor. Devleti inceliyor. Devlet doğal değildir. Aristoteles çok kızıyor. Olmaz öyle şey. Devlet doğaldır diyor. Şimdi bakın çok enteresan bir şey değil mi? Hiç biz devlet doğal mıdır, değil midir? Devlet işte şeyden mi ileri gelir? Yani insan doğasının ihtiyaçlarına mı ileri gelir? Yoksa insanların işte veya güçlülerin veya bir takım adamların bir yere gelerek bir sözleşme sonucu hiç aklımıza bile gelmedi. Benim babamın hiç aklına gelmedi. Şimdi hiç bu falan aklına geldiğini tahmin etmiyorum. Anlıyor musun demek istediğimi? Şimdi bunlar işte bunlar nereden geliyor? Bunlar felsefeden gelen şeyler. Yani bunlar bir defa ilk defa olarak bakış temel bir bakış açısı alıyor. Diyor ki ya insan kurumları doğan mıdır yapma mıdır? Eğer doğalsa nedir? Eğer yapmazsa hangi ihtiyaçtan dolayı bunlar ortaya çıkmıştır? Mesela çok enteresan. Yunan dünyasının bildiği, çok uzun zaman hepimizin bildiği bir ayrım var. Köle. Köle böyle özgür insan ayrımı. Sofistler diyorlar ki köle özgür insan ayrımı doğal değildir. Ve kölelik gayet tabii. İlk defa Antifon söylüyor. Köleye böyle tabii. Görüyor musunuz? Arkasından bir başka ayrımı, bunun kadar önemli bir ayrımı yapıyorlar. Yunanlı barbar ayrımı. Yunanların şeyi gibidir bu. Deyim yerinde ise ayetleri gibidir. Yunanlı ile barbar birbirinden farklıdır. Hayır diyor, Yunanlı barbar ayrımı da doğal değildir. Kim? Hippias. Evet, bir başka sofist, geçiyorum. Bir başka sofist, merak etme, zamanında bitireceğim. Efendim, ilgisini dine çeviriyor, din. Kritias. Atina'da 30'lar meclisi vardır bu Peloponez savaşlarında. Bir 30'lar despotlar başa gelir. Çok kısa süre içerisinde, 6 ay içerisinde 1500 Yunanlıyı ortadan kaldırırlar.
onların şeylerinden birisi. Ben zannediyorum da şeyin Platon'un akrabasıdır. Şu anda aklımda tam yok. Kritias ilgisini bakın kölelik, bakın aile, bakın devlet, dine çeviriyor. Dine çeviriyor. İlgisini dine çeviriyor. Ve diyor ki tanrıların varlığına ilişkin inanç aslında bir efsaneden başka bir şey değildir. Ya ben söylediğim şeylerin Kritias'ı. Ben 25 sene evvel. Bir efsane değildir. İlk dönemde adaletin hakim kılınması ve suç işleyen kişilerin cezalandırılması için yasalar koyma, yani hukuku icat etmenin, hukuk icattır, o da tabii icattır, gayet tabii, fazla yarar sağlamadığını, özellikle hukukun dikkatinden kaçan gizli suçların işlenmesine engel olmadığını gören akıllı, uzağı gören bazı basiretli kişiler insanları niyetlendikleri suçlardan caydırmak için yasaların yanına her şeyi gören, her şeyi işiten, dolayısıyla insanların gizlice işledikleri suçlar kadar gizli niyetleri de gözlerinden kaçmayan tanrıları icat etmenin çok yararlı, işe yarar bir şey olduğunu düşünmüşlerdir. Buyurun. Ne diyeceğiz buna? Felsefe mi? Sosyal bilim mi? Görüyorsunuz. Yani bunun önemi de yok ayrıca. Evet. Bunlar mesela niye ben bunlara sosyal bilimin ilk örnekleri diyorum? Çünkü bunlara dikkat ederseniz bir felsefenin o büyük kapsayıcı, sistemli, birlikli modellerine giren ayrımlardan başlıyorlar. Ne doğaldır, ne nomostur. Bir defa böyle bir şey var. İki, bunlar mesela bütün Müslüman dünyasında muhtemelen hepiniz işte eski divan edebiyatçılarınız da var. İşte yok Sadi'nin şeysinde, Gülistan'ında, Bostan'ında, yok Gazali'nin ya Eyyuhel Veled veya sultanlara öğütlerinde anlattığı ahlaki öğütler değil bunlar. Yani yöneticilere, efendime söyleyelim, işte toplumları iyi yönetmek için nizam-ı mülkü siyasetnamesi gibi veya ahlak-ı alayisi gibi şeyin, Kınarzade'nin, bunlar böyle şeyler değil bunlar. Onların hepsi palavra. Çünkü onlar da insan üzerinde gerçek bir gözlem, toplum üzerinde gerçek bir gözlem, bilinçli, şuurlu bir gözlem yok. Hükümdarım şöyle yaparsan harika olur, böyle yaparsan harika olur. Ondan hiçbir şey çıkmaz. Onlar İslam dünyasında bu konuda bakın size bir böyle söyleyeyim. Bir tane aklı başında adam çıkmıştır. İbn-i Haldun. Bir tek aklı başında adam çıkmıştır. İbn-i Haldun. Onun için modelidir o. Ve İslam dünyasında gerçekten sosyal bilim diye bir şey icat edilmiş, o icat etmiştir. Yalnız İslam dünyasında değil, Batı dünyası için de geçerlidir bu. Ya ilk defa olarak bir adam ortaya çıkmış ve çok enteresandır. Yani din dahi, dinin de içinde olduğu, peygamberlik olayının da içinde olduğu her türlü olayın esasında kendi kurduğu teorinin, yani asabiyet teorisinin içine sokmuştur onu. Bilmem anlatabildim mi? Yani peygamberler Allah tarafından özel niteliklerle, kabiliyetlerle, olağanüstü şeylerle gönderilmez. Hayır falan böyle demez. Tanrı peygamberin başarılı olması için asabi esasına uygun özelliklerle gönderilir. Bilmem anlatabildim mi adam büyüklüğini. Asabi esası peygamber için de geçerli. Dinler için de geçerli. Gene şu lafı söyler. Bedevilerin şeyleri fakirler dindar oldular. Bakın sosyolojik eser. Fakirler İbn-i Haldun söyler bunu. Coğrafya detaylarımızın yine o söyler. Yani ilk defa bilim de İbn-i Haldun nasıl ortaya çıkmış, hakikaten ben de bilmiyorum. Yani muhtemelen Atatürk nasıl ortaya çıkmışsa onun kadar anlaşılmaz bir şeymiş. Ya gerçekten yani, olmaması lazım. Bu ülkenin normu olarak Bülent Arınç'ları üretmesi lazım. Zaten üretmiş. Zaten üretmiş bunları. Zaten üretmiş. E bu da Atatürk nereden geldi? Bu İbn-i Haldun nereden çıktı ortaya? Kaçak kaçak hocam. Ya hakikaten çok enteresandır. Bakın İbn-i Haldun
laf lafa açılıyor. İbn Haldun hakkında bir şey söyleyeceğim size. Ben İbn Haldun'u çok severim, biliyorsun. Ben İbn Haldun uzmanıyım. Şimdi İbn Haldun şeyi anlatır. Bir defa bir insan doğası diye bir şey vardı. Karamsardır orada. Hobbes gibidir. O manada da modernidir. Yani öyle insan şeydir yani, insan bir enerji birimidir. İnsan bir tahakküm şeyidir, ünitesidir. Mesela şu cümle olurdu, çok karamsardır. Herkes zalimdir. Bir yerde eğer adil bir adam görürsen ona bir sebebi vardır. Cümleyi anladınız mı? Bakın dehşet bir şey. Alay ediyor. Herkes zalimdir. Yani bu şu demektir. Herkes Fikret Türkmen'dir. Ama bir yerde Fikret Türkmen'in soylu bir hareket yaptığını görürseniz bunun bir nedeni var. Anladınız mı ne demek istediğimi? Talayanla ilgili orası önemli, biliyorsun. Demişler ki Talayan öldü. Biri sormuş, ulan niye öldü? İşte budur sosyal bilim. Bakın niye öldü? Niye öldü cümlesi? İnanılmaz bir cümle bu. Anladın mı? İnsan hakkında inanılmaz. İbn Haldun böyle bir adamdır. İbn Haldun öyle bir sosyolojik determinizm kurar ki, öyle bir tarihsel determinizm kurar ki, belki gereğinden fazla kurar. Ama şudur. Yani insan doğası vardır, toplumun doğası vardır, kültürün doğası vardır. Toplumsal olayların, ekonomik olayların bir ortaya çıkış seyri vardır. Bir yasası vardır, bir mantığı vardır. Herkes buna tabidir. Peygamberler de dahildir buna. E canım peygamberler çok harika yaratıklar. İşte orada akıllıca bir şey yapar. E canım işte tanıdı peygamberleri. O sisteme girecek şekilde kabiliyetle yürütür. Yani asabiyesi olmayan peygamber olmazdır. Anlatabildim mi? Bu güzel bir şey. Çünkü şeyin ilkesi, gücün ilkesi, devletin ilkesi asabiyedir. Asabiyenin dışına çıkarmak istemiyor peygamberi de. O zaman ne yapıyor? Peygamberin de asabiyesi var. Haşim ailesinden geliyor. Haşim ailesinin asabiyesi o sırada Mekke'de en önemli asabiyelerden birisi. Çok iyi. Çok akıllıca bir şey bu. Bu çok akıllıca bir şey. Ama gene şunu söyler. Bakın. İslam geldiği zaman şeylerin alışına gelen düzeni bir süre için değişmiştir hakikaten. Ama ilk dört halife zamanından sonra şeyler, hangi şeyler? İnsani şeyler, tarihi şeyler tekrar eski mecralarına dönmüşlerdir. Olağanüstü bir şey söylüyor. Yani İslam'ın kendisinin yeni bir olay olarak veya yeni bir dramatik olarak varlığını ikare etmiyor. O geldiği zaman bir an için deyim yerindeyse olayların doğal akışı içinde bir inkıtam veya determinizme bir şekilde belli bir açıdan, belli bir ölçüden karşı çıkan bir şey olduğunu bilmiyor değil. Onu da biliyor. Ama gene de şunu söylüyorum çok kısa bir süredir. Emevilerle birlikte tekrar asabiye daha önceden ona sahip olanlara döndü ve devlet tekrar eski doğasını ortaya koymaya başladı. İşte sosyal bilim. İşte sosyal bilim bu. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Şunun için söyledim. Sadiden, madiden, füzuliden, kanuniden bunlarda bir şey çıkmaz. Ya bunların bu edebiyatlarından bir şey çıkmaz. Sosyal bilim çıkmaz bunlardan. Ama bu sofistlerin biraz evvel söylediğim ve söylemediğim şeylerden sosyal bilim çıkar. Yine tekrar ediyorum. E canım bunlar sosyal bilimler derken bağımsız sosyal bilimler, efendime söyleyelim, anarastayı farklar, sosyal bilimlerin yöntemlerini, doğa bilimlerin yöntemleri ne kadar farklıdır, bunları incelemiyorlar, incelemeler gerekmez. Ama işte ilk defa insan felsefe aracıyla, felsefe sayesinde sosyal bilimde ortaya çıkma imkanı buluyor. Arkasında tabii Aristoteles geliyor. Aristoteles daha başka bir şey. Şimdi zamanım artık yok. Ama Aristoteles, ama metin var. Okuyun Aristoteles'i. İlk defa Aristoteles bir ayrım yapıyor. O ayrıma çok dikkat edin. Teorik bilimler, pratik bilimler. Teorik bilimler derken kastettiği doğa bilimleri. Pratik bilimler derken kastettiği insan bilimleri. Ve hem metotları, hem amaçları, hem önermeleri bakımından ayrılıyor bunlar birbirinden.
Ya bunlar birbirleriyle şey yapmayın, ölçmeyin diyor adam. Ben onu öyle okuyorum. Bunlar başka şeyler. Bunlar bilen. Ve o teori bilimler olarak işte bilirsiniz, matematik, fizik, metafiziği gösteriyor, doğa bilimlerinin hepsini. Pratik bilimler olarak da adam ahlak ve ekonomi şeyi gösteriyor, siyaseti gösteriyor. Retorik falan var ama o bilim değil, daha bir mahalet olarak gösteriyorum. Ama onun orada uygulanmış olduğu ölçütler, onları anlatmak için bize sunmuş olduğu bütün teknikler bence bugün içinde geçerli. Birçok konuda daha sonraki dönemlerin, tekniklerin, teknolojilerin harika şeyleri başardıklarını biliyorum. Ama önemli olan Aristoteles'in o basireti var ya, o bilge bir adam olarak, bir filozof olarak olaya böyle yukarıdan bakıp teorik bilimler başkadır, pratik bilimler başkadır, bir de sınai sanatlar başkadır. Yani mimari, sizin edebiyatı falan orada kastediyor, orada sayıyor. O bilim falan değildir diyor. Tabi edebiyat derken edebiyat incelerini kastetmiyorum ben. Üretimi kastediyorum. Poezis kastediyorum. Yani şiir, mimari, anlatabildim mi? Dans, müzik, bilim falan değil bu. Bu bir başka bir alan diyorum. Ama sonra zavallı yok ne yapsın? O poezisin içine giren adamları fakültelerde profesör yapıyor. Nereden nereye geldiğimi anladınız mı? Ya o adama başka bir şey söyle, adam ressam. Yok, profesör ressam olmaz. Adam ya ressam olur ya profesör olur. Anlamıyor musunuz bunu? Aristoteles sanki hiç yaşamamış gibi. O yökün başında bir bıyıklı adam var değil mi? Ya baksanız zaten tipine bakın, tipi bozuk adam. Biliyorum hoşlanmıyorsunuz. Merak etmeyin, evet değil, bana bir şey kalmadı. Size yaparsınız. Siz kimse yapmadan, kendi başına gelen bir şey. Böyle. Evet, o ayrımı uzun uzun üzerinde duruyorum. Başka şeylerin de üzerinde duruyorum. En son tarihte de şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii bütün buralara gelmenin nedeni, temel nedeni de özgürlük. Özgürlük. Ama özgürlük denen şey de işte böyle gökyüzüne inmiyor. Bilim yapıyorsunuz, siyaset yapıyorsunuz, burjuvazi yaratıyorsunuz, üretiyorsunuz, çatışıyorsunuz, ihtilal yapıyorsunuz, devrim yapıyorsunuz. İnsana alma cesaretine veya maharetine kavuşuyorsunuz. İnsanı incelemeye başlıyorsunuz. Orada da bilim yapıyorsunuz, basiret yapıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz, sonra da ortaya medeni bir toplum çıkıyor. Bir de biz varız. Divan edebiyatı yapıyorsunuz, şiirler okuyorsunuz. Kötü şiirler okuyorsunuz. Kimsenin anlamadığı şiirler yazıyorsunuz. Anlatabildim mi? Mazmunlar, kafiyeler, şekiller, ibadetler. Allah'ım, en yeni sözüyle bitireyim. İnsan veya şaşı Tanrı'ya nasıl bakarsa, Tanrı da şaşıya öyle bakar. Teşekkür ederim. Evet, soru almaya hazırım. Hocam süre kalmadı. Ben hazırım. Peki, oturumlar başlıyor. Tamam canım, peki. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Aşay'ı Sayın Ahmet Arslan hocamıza teşekkür plaketlerini sunmak için sahneye davet ediyorum. Hocam şöyle sahnenin önünde olursa. Sahnenin önünde olacağım da sandalyeyi kaldırmam lazım. Şey gibi bir sandalye bu. Ama nasıl olur? Herhalde kaldırılmasın, çalınmasın yani. Kimse alır götüremesin diye. Nereye gidelim? Değerli hocamıza o çok güzel konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisine çok minnettarız. Artık hocanın bu anlamlı ve değerli konuşmasından sonra bildirim sunmak ne kadar değerli bir anlamı olacak. Ama yine de çabalayacağız. Ben ona göre geldim. Çabalayacağız, gayret edeceğiz. Çünkü onu da söylüyor hocam, çabalamak lazım, gayret etmek lazım. Çünkü
bilim, uygarlık çabalamakla, gayret etmekle oluyor. Özellikle işledik. Yani felsefe ve sosyal bilimler. Çünkü felsefesi olmayan bir sosyal bilimler çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bu noktada en çok ihtiyaç duyduğumuz bir konuydu. Bizi kırmadılar. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir beklenti içerisinde olmadan buraya kadar teşrif ettiler, bizi onurlandırdılar. Yemek bekledim ya. onu her halükarda. Yemeği de parasını almayacaksın herhalde. Hayır. Akşam atışta olacak. Tamam. Onun için o anlamda şeyimiz olmasın. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayağınıza sağlık hocam. Çok sağ olun. Evet. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.